Şimdi ikinci el araç satışındaki fiyat kısıtlamasına bakacağız. Çünkü fırsatçıları zora soktu bu uygulama efendim. Cezadan kurtulmak isteyenler ilanlardaki fiyatları sıfırlamaya kalktı. Yani çok kısa bir örnek verecek olursak bir aracın, sıfır aracın fiyatı 1 milyon diyelim. Ama bu fırsatçılar piyasada sıfır araç yok, ikinci el araç fiyatlarını arttırmaya kalktı biliyorsunuz. O 1 milyon olan sıfır araç fiyatını e, ilanlarda 1 milyon 200 bin liraya satmaya kalktılar ama artık ikinci el araç fiyatı sıfır araç fiyatını geçemeyeceği için o tabiri caizse çakallar diyelim e, internette araba fiyatlarına e, sıfır attılar sıfır atmaya kalktılar ve 1 milyon 200 bin liralık araçlar oldu size 120 bin ama aradığınızda adam hayır 120 bin değil ben bu uygulamadan dolayı sıfır attım aracın 1 milyon 200 bin diyor. İşte bunun önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı müdahale etti. Ayrıntılara bakalım haberimizde izleyelim. Hükümet hamle üzerine hamle yapıyor. Fırsatçılarsa cezadan kurtulmak için sıra dışı yollara başvuruyor. Herkesin kendi vicdanıdır artık vicdanına göre değerlendirmek lazım. İkinci el araçların sıfır araç fiyatının üzerinde satılamayacağı kararı alınmıştı. Ancak fırsatçılar yasağı delmek için hemen harekete geçti. İlanlardaki fiyatlardan sıfırlar atıldı. Bizim insanımızı biliyorsunuz her işin bir formülünü buluyorlar. Bu işin de formülünü buldular. 1 milyon 250 bin lira olan aracı 1250 lira olarak yazıyorlar. İkinci el araç ilanlarında sıfıra atılmış binlerce ilan var. Onlardan sadece birinde ise normal koşullarda bu aracın satış fiyatı 1 milyon 280 bin lira. Fakat bu ilanda aracın satış fiyatı 1280 lira olarak görünüyor. E şimdi 1 milyonu aldığım malı 900'e satar mısın? Liste fiyatı 900 lira. İnsanlar da ne yapıyor? Bir sıfır atıyor. Bin lira diye ilana giriyor. Yasağı ihlal edenlere karşı Ticaret Bakanlığı'ndan karşı atak geldi. İkinci el araç satılan internet siteleri incelendi. Uyarı yapıldı. İlan ayarı yapanların siteyi kullanmasına sınırlama getirildi. Meyvesini herkes yiyecek. Yani bu çok şişti çünkü fiyatlar. Devlet bu şekilde yapmaya devam ettiği sürece en fazla elindeki arabaları bu şekilde elinden çıkartır. Daha sonra yeni aldığı arabalarda bu uygulamayı kolay kolay yapamazlar. Piyasanın şişmemesi için vatandaşların araba alım satımlarının düşmesi gerektiğini, bununla ilgili cezaların da artması gerektiğini düşünüyorum. İkinci el araç piyasasındaki fiyatları yapay olarak yükseltenleri ağır cezalar bekliyor. Fiyat oyunu yapanlara 300 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Mehmet satmaz, Ali satar. Ali satmaz, Celal satar. Böyle bir sisteme döner. İkinci eldeki ateşin sönmesi için esnaf ithal araç önerisini yeniledi. Yetki belgesi vurgusu yaptı. İkinci elde ithal araçların izni verilirse fiyatlar belki anca o, o zaman düşebilir. Bu işi esnaf yapıyorsa bu işi esnaf yapsın sadece. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.